Girişimci olmak hem kolaydır ama hem de zordur. Kolay kısmı girişime başlamak, zor kısmı da onu sürdürülebilir sağlamak. Bu ödülümüzle başarımızı da taçlandırmış oldu. O anlamları çok mutluyum. Hiç hayatta hiçbir şey kolay değil, pes etmesinler. Profesör Doktor Abdullah Olgun, tıp doktoru ve tıbbi biyokimya profesörüyüm. Argeron Medical AŞ'nin kurucu ortağı ve Arge direktörüyüm. Yaklaşık 30 yıldır yaşlanma üzerine araştırmalar yapıyorum. Ben Bülent Badı, Argeron Medical'ın yönetim kurulu başkanıyım. Aynı zamanda melek yatırımcısıyım. Argeron Nefrotest, tesadüfen yaptığım bir keşfe dayanan bir test. Akut böbrek hastalarını çok erken yakalayabilen bir test. İdrarda yaptığımız bir test. Tasarım patentli bir ürünümüz var, tüp idrar toplayıcı. Bununla ilgili başka bir çalışma yaparken tesadüfen yaptığım bir keşfe dayanıyor. Ve o tesadüfen yaptığım keşif sonrasında yaptığımız klinik çalışmalarda Argeron Nefrotest'in akut böbrek hastalarının erken tespitinde klinik ve analitik performansının çok yüksek olduğunu görünce dünyadaki diğer rakiplere göre ticarileştirmeye karar verdik. Projeye başlamamız 2020 yılında ben diğer ortakların hisselerini almamla başladı. Sağlık alanında bir yatırım yapmak istiyordum. Abdullah hocamız da uzun zamandır tanıyorduk kendisini. 10 yıl yakın bir geçmişimiz var. Bu anlamda da oturup kendisiyle birebir görüşmeler yaptık. Projelerini değerlendirdik. İş alanında ürünlerin pazar uyumunu araştırdığım için burada Nefrotest'in küresel bir pazar potansiyelini gördüm. Bunun üzerine bu ürün ticaretleşmesi konusunda hocamızla oturup bir karar aldık. Şu an akut böbrek hastaları dünyada global bir sağlık problemi. Çok yaygın bir problem. Yatan hastaların yaklaşık %20-30'unda, yoğun bakımda %50'ye yakın oranında akut böbrek hastaları görüyoruz. Akut böbrek hastaları için bu erken teşhis ihtiyacını gidermeye aday çok önemli testlerden bir tanesi Argeron Nefrotest. Argeron Nefrotest'in keşfi tesadüfen oldu. Tüp idrar toplayıcı ürünümüz için geliştirmeye çalıştığım, bunun içinde bir katkı maddesi geliştirmeye çalışıyordum ve o süreçte gönüllü olarak idrar aldığım bir gönüllümüzün idrarını kullandığımda idrarda değişmemesi gereken parametrenin değiştiğini fark ettim sonrasında. Sebebini araştırdığımızda o gönüllümüzün ağır bir antrenman sonrası idrar verdiğini fark ettik. O ağır antrenman sonrası idrar vermenin bile verme sonucu ortaya çıkan böbrek hastalarını bile tespit edebilen bir marker olduğunu fark ettim sonrasında. Onunla ilgili enzimi, protein ne olduğunu anlayıp arkasından ona yönelik beraber işbirliği yaptığımız hastanedeki başta nefroloji bölümü ve diğer ilgili branşlar olmak üzere paylaştım. Onlar da denemek istediler. İlk denediğimiz vakalarda çok olumlu sonuç çıkınca etik kurulu onay alarak klinik araştırmalar yapıldı. Yapılan klinik araştırmalardaki testin klinik performansı çok iyi çıktığı için sonrasında ticaretleştirmeye karar verdik Argeron bünyesinde. Buradaki temel problemlerden bir tanesi bu temel bilim alanındaki bilgilerin günlük pratiğe aktarılamaması. Çünkü bir ürünün ticarileşmesi süreci çok karmaşık bir süreç. Aynen ürünün keşfedilmesi kadar karmaşık bir süreç. Patent süreçleri var, çok pahalı. Sonrasında bu sertifikasyonların alınması lazım. Bunlar hem çok yüksek miktarda yatırım yapılması gereken hem de çok emek ve çaba sarf edilmesi gereken ve süreç içerisinde birçok başarısızlık riski olan süreçler. Fikir çok iyi olsa da mutlaka onun gerçekleştirilebileceği, gerçekleştirme süreci destek olabilecek çok iyi niyetli yatırımcılar beraber yola çıkmaları çok önemli. Diğer türlü hayal kırıklığı yaşayabilirler. TED proje pazarına ilk başvurum 2019 yılında olmuştu. Sonra tekrar 2020 yılında ben tekrar bir başvuru yaptım başka bir projeyle. 2021'de tekrar farklı bir projeyle, siberglenik projesiyle başvuru yapmıştım. Sonrasında hocamla geliştirdiğimiz bir ürünün küresel potansiyelini görünce dedim ki yani bu proje bu ürünü kazanmazsa yani artık başka hiçbir şey kazanmaz ümidiyle projeye tekrar başvurdum. İlk ön elemeye geçtik. Ön elemeye geçince dedim ki heyecanım daha da arttı. Birinci olacağımızı hissettim açıkçası. Bir gün, iki gün süren bu jüri elemesinden sonra da üçüncü günde de bize birincilik ödülünü verdiler. Argeron olarak Arge'de çok iyiyiz. Araştırma geliştirmede özellikle. Satış ve pazarlama işi başka bir hikaye biliyorsunuz. Dolayısıyla o alanda partnerlere ve yatırımcılara ihtiyacımız var. TED bize o anlamda o network'ün bulmamız açısından çok fayda sağladı. TED de Türkiye birincisi olmamız sağlık alanında bize TED sürecinden sonraki görüştüğümüz partnerler veya projemiz ilgi duyan taraflarla ilgili elimizi çok güçlendirdi ve bizim ürüne karşı o emeklerimizin de aslında bir karşılığının fark edilmiş olması bizim Yelken Grubu tarafından bizi çok mutlu etti. İleri dönük nefrotesti öncelikle kendi insanlarımızın erken tanısını sağlamak istiyoruz. Birinci önceliğimiz bu. Sonrasında şu anda İngiltere'de bir şirket açtık. Orada ürünümüzün pazarlanması noktasında bir girişimimiz olacak. Arkasından Sağlık Bakanlığı tarafında Brüksel'e görüşme içerisindeyiz. Gürcistan'da bir görüşmelerimiz var. Avrupa pazarından sonra ürünümüzün işte FDA onayını alarak Amerika pazarına açılma hedeflerimiz var şu anda.
Önceliğimiz Avrupa ve kendi ülkemiz. Akut böbrek hasarı çok sinsi bir problem. Kalp krizine göre daha çok insan öldürdüğünü gösteren çalışmalar var ama maalesef şu anki ölçülen testlerle akut böbrek hasarını ölçemediğimiz, tespit edemediğimiz için ölçemediğimiz bir şeyin de durumunu bilemiyoruz. Şimdi girişimcilikte iyi bir fikriniz olabilir. Tek başına yeterli değil. En önemli noktalardan birisi, ilk önce iyi bir takımınız olması lazım. İyi bir takım olmanız gerekiyor. Bir de konuya, takım içerisinde o konuya çok hakim olan birisi gerekiyor. Ticari konuda da ben yetkin olduğum için, konuda ben de onun eksik kalan noktalarında görev alıyorum. Diğer konu, ürünün pazar uyumu. Eğer ürüne ilgili bir pazar uyumu yoksa, baştan başlamayın. Yani eğer bir problemi çözmüyorsanız veya bir ihtiyaç yoksa. Diğer üçüncü önemli nokta ise bence, eğer bir sermayeniz yoksa zaten hiç başlamayın. Kredi alabiliyorsanız kredi alabilirsiniz. Bunun dışında ya da bir ortak alıp projenizi birine ortak edip sermaye alabilirsiniz. Bu şekilde ancak firmayı büyütebilirsiniz. Akut böbrek hasarı çok kritik bir problem. Lütfen böbreklerimizi hepimiz çok iyi koruyalım ve özellikle gereksiz ilaç kullanmamak, yaşam tarzımıza dikkat etmek böbrekler için de çok önemli. Böbrek sağlığının korunması ve bununla ilgili farkındalık geliştirilmesi için de akut böbrek hasarının erken tespiti çok önemli. Yani böbrekle ilgili genel bir toplumda farkındalığın artması gerekiyor diye düşünüyorum. Böbreklerimizin sağlığı çok önemli çünkü. Girişimci olmak hem kolaydır ama hem de zordur. Kolay kısmı girişime başlamak, zor kısmı da onun sürdürülebilirliğini sağlamak. Bu ödülümüz de başarımızı da taçlandırmış oldu. O anlamda da çok mutluyum. Hayatta hiçbir şey kolay değil. Tavsiyem vazgeçmesinler.